Van 100. Yıl Üniversitesi'nin Sayın Rektörü, Türk Tarih Kurumu'nun Sayın Başkanı, kıymetli akademisyenler ve öğrenciler. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Türk Tarih Kurumu tarafından Van 100. Yıl Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen bu kıymetli sempozyumda siz değerli katılımcılara hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milletimizin hafızalarında derin acılara sebep olmuş bir konuyu ilmi bir zeminde ve çok boyutlu olarak ele almak için göstermiş olduğunuz gayretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, Osmanlı topraklarında Anadolu Ermenilerinin tıpkı diğer milletler gibi milletimizle birlikte uzun yıllar boyunca barış ve huzur içinde yaşadıklarını ve hatta Ermeni toplumunun büyük çoğunluğunun yüksek seviyede ekonomik ve sosyal şartlar altında hayatlarını idame ettirdiklerini biliyoruz. Ermeniler Osmanlı'nın milleti sadıkası, tebaî sadıkasıydılar. Devleti Aliye ve milletimiz Ermenilerin devlete olan sadakatini bu tanımlamayla taltif ve takdir etmiştir. Ermeniler sanattan eğitime, sağlıktan ticarete, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ön planda yer aldıkları gibi bürokrasinin birçok önemli kademesinde de görev yapmışlardır. Günümüzde Osmanlı Devleti'ni soykırım yapmakla suçlayan ülkelerin 19. asırda Osmanlı topraklarında farklılıklarıyla barış ve huzur içinde yaşayan vatandaşlara tıpkı bugün yaptıkları gibi ayrılıkçı duyguları terkin ettiklerini, diğer coğrafyalarda sebep oldukları gibi Osmanlı topraklarında da bölücülüğün propagandasını yaptıklarını biliyoruz. O dönemlerde Ermenilerin yaşadıkları ve paylarını almaktan bahsettikleri vilayetlerin nüfusunun takriben %80'i Müslümanlardan meydana geliyordu. Bu realite Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin neden ve hangi amaçlarla kışkırtıldığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ama unuttukları husus şuydu ki el atına binen Teziner. Kıymetli katılımcılar, Ermeniler bazı din adamlarının da desteğini alarak 1887'de İsviçre'de Hınçak Komitesi'ni kurmuşlardı. Bir süre sonra İngilizlerin yardım vaadiyle komitenin merkezi Londra'ya taşınmıştır. Komite üyelerinin amacı Osmanlı, Rusya ve İran'da yaşayan Ermenileri tek çatı altında birleştirerek bağımsız büyük bir Ermenistan devleti kurmaktı. Osmanlı Ermenilerinin giriştikleri ilk isyan olan 1890 Erzurum isyanından itibaren gerçekleştirdikleri isyan, kalkışma ve suikastları tek tek saymaya ihtiyaç duymuyorum. 1896 yılında Ermeni komitacıların öncülüğünde tertiplenen Van isyanı ne ilkti ne de son olmuştur. Bu isyan binlerce Osmanlı vatandaşının, Müslümanın, Türk'ün kanının akıtıldığı onlarca isyan, olay ve suikastten sadece biridir. Osmanlı Devleti'nin büyük acıların yaşandığı Balkan Savaşları'nın ardından Birinci Dünya Savaşı'na girmesi, bağımsızlık hayali kuran radikal Ermeni gruplar tarafından bir fırsat olarak görülmüştü. Dönemin Rus ordusu ile işbirliği içinde olan Ermeni çeteleri hem Osmanlı ordusuna hem de sivil halka yönelik şiddet eylemlerine ve toplu katliamlara girişmişlerdir. Nitekim Mahmut Kamil Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği bir mektupta bu husus şu ifadelerle tarihe kayıt olarak düşünmüştür. Erzurum, Van ve Bitlis Ermenileri düşman ordularına katıldılar. Halkı tahrip ederek iç yüzlerini gösterdiler. Van bir sınır vilayeti olarak Ermeni çeteleri tarafından dış dünya ile bağlantı noktası şeklinde görülmüştür. Zira Van üzerinden geçip İran, Rusya ve Kafkasya'daki Ermeniler ile irtibatlarını buradan sağlamışlar. Başta silah almak üzere lojistik ihtiyaçlarını da bu coğrafya üzerinden temin etmişler. Yine bu toprakları kaçış rotası olarak kullanmışlardır. Tehcir kararının 27 Mayıs 1915 tarihinde artan ayaklanmalar ve isyanlar neticesinde güvenlik kaygılarıyla yerlerinden, yurtlarından çıkmak zorunda kalan Osmanlı vatandaşlarının sayısının ve bu yöndeki istihbari bilgilerin giderek artması neticesinde iç huzurun sağlanması ve masum insanların canlarının korunması yönündeki zaruretten dolayı alındığını biliyoruz. Tehcir kararı bu yönüyle insanların canlarını korumak üzere alınmış bir tedbirden ibarettir. Tehcire soykırım demek asla ve hiçbir şartta
mümkün değildir. Ecdadımız o günün şartlarında bilfiil devam eden bir isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınan bu son derecede meşru ve makul kararı uygularken dahi yüce gönüllülükten, haktan, adaletten, merhametten ve insaftan taviz vermemiştir. Değerli öğrenciler, değerli katılımcılar, Ermenilerin bütün söylemlerini neredeyse Türk düşmanlığı üzerine kurduklarını, sözde bir soykırım mağduriyeti ithamını kendi kimliklerinin sınırlarını çizen yegane paradigma olarak kabul ettiklerini ve bunun için birçok devletin desteğini aldıklarını da görüyoruz. Her vesileyle izah ettiğimiz gibi soykırım terimi kapsamı son derecede belirli, kullanımı çok somut şartlara bağlanmış uluslararası hukuk kavramıdır. 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere açıkça tanımlanmış bir suça işaret eden bu kavram yalnızca yetkili bir mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir. 1915 olaylarının soykırım kavramıyla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı gibi bu olayların soykırım olarak tanımlanabilmesi için uluslararası hukukta öngörülen şartların hiçbiri de mevcut değildir. Bu konuda bazı ülkeler tarafından propagandası yapılan tek yönlü söylemin mutlak gerçeklikmiş gibi lanse edilmesinin yanlış olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da teyit edilmiştir. Bu tür anakronik, art niyetli ve bilimsellikten uzak yaklaşımlar siyasi bakımdan kin ve nefreti körükleyerek Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik gayretleri engellemeyi ve hatta diğer ülkelerle olan ilişkilere gölge düşürmeyi amaçlamaktadır. Bugün bizi sözde soykırım iddialarıyla hedef alanların bunun en büyük örneklerini Afrika'da, Balkanlar'da, Asya'da, Amerika'da verdiklerini Cezayir'de, Ruanda'da yüz binlerce cana kıyarak katliamlar ve soykırımlar yaptıklarını veya bunlara sessiz kaldıklarını hepimiz biliyoruz. Bütün bir yeryüzünü nasıl talan ettiklerini, sömürdüklerini, yaşanmaz hale getirdiklerini biliyoruz. Masum insanları renginden, dininden ve sırf kendilerine benzemedikleri için nasıl yok ettiklerini biliyoruz. Bunlar kendi geçmişlerine bakıp hesaplaşmak yerine bizi karalamanın, tarihimizi siyasi gerekçelerle manipüle etmenin yollarını arıyorlar. Zira bunların en büyük korkularından biri Jean-Paul Sartre'ın, Henri Alec'in Türkçe'ye sorgu adıyla tercüme edilen Le Question adlı kitabına yazdığı ön sözde de vurguladığı gibi suratlarına taktıkları üstün insan maskesinin tehlikeye girmesidir. Değerli katılımcılar, bizim tarihe kara sayfalar ilave eden, insanlığın hafızasını acı hatıralara mahkum eden, şehirleri kendince imar ederken ev sahiplerinin izlerini toprağa gömen ülkelerden öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur. Milletimiz mazide sayısız medeniyet kurmuş müstesna milletlerdendir. Bizim medeniyetimizin temelinde insani ve ahlaki değerler ile iman vardır. Ecdadımız Osmanlı yönettiği toprakları binlerce eserle donatmış, mevcutları muhafaza etmiş ve bu topraklarda muazzam bir kültür mirası bırakmıştır. Yine bu topraklar yüzyıllar boyunca hoşgörünün, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan barış içinde bir arada yaşamanın, kardeşliğin yegane örneği olmuştur. Ülkemizde cami, kilise ve sinagogun aynı sokakta bulunduğu sayısız örnekler vardır. Bu durum ecdadımızın idaresinin, medeniyetimizin insana ve inanca verdiği kıymetin en güzel simgelerinden biridir. Yaradılanı yaradandan ötürü seven bizler, gel, gel kim olursan yine gel, kafir, mecusi, putperest olsan da yine gel. Bu bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyen bir ecdadın ahfadıyız. Kişi ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba evladının suçundan, evlat da babasının suçundan dolayı cezalandırılmaz buyuran bir yüce peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetiyiz. Kimliğini başka milletlere düşmanlık, sözde mağduriyetler ve başka devletlerin kendisine bahşedeceği destek üzerinden inşa etmek büyük devletlerin vasıflarından değildir. Elbette ki acılarımızı unutacak değiliz. Ancak geçmişte saplanıp kalmak yerine büyük bir devlet olmanın gereği olarak geleceği şekillendirmeyi, inşa etmeyi tercih edeceğiz.
geleceğe bakacağız derken bize ve Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılan onca zulme rağmen, yaşananları unutmadan ama geçmişte de yaşamadan istikbale bakalım diyoruz. Bu anlayışla Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini de bölge için önemli ve tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Özellikle diasporadaki radikal kesimlerin sürece zarar vermesine, ilişkileri zehirlemesine ve Ermenistan'ı esir almasına müsaade edilmemelidir. İlgili bütün aktörleri de yapıcı davranmaya ve söz konusu sürece destek vermeye davet ediyoruz. Ecdadımızın milleti sadıka diyerek muhabbet ve güven duyduğu Ermenilerle Türkler arasında bir düşmanlık varmış gibi yansıtılması, siyasi propagandalarla iki toplum arasında husumet doğumlarının ekilmeye çalışılması ve tarihimizin günümüzün ucuz politik menfaatleri için çarpıtılmaya ve karalanmaya çalışılması geçmişimize yapılacak en büyük haksızlıklardan birisi olacaktır. Değerli katılımcılar, bugün burada kıymetli akademisyenlerimizin gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve deliller, tehcire giden sürecin çok boyutlu, zorlu ve Müslümanlar için acıyla dolu olduğunu bir kere daha ortaya koyacaktır. Tarihini iyi bilen ve bu hususta herhangi bir tereddüt yaşamayan Türkiye, arşivlerini bütün dünyaya açarak gerçeklerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde araştırılması için samimi ve şeffaf bir yaklaşım benimsemektedir. Bu noktada siz değerli akademisyenlerimizin, hocalarımızın ve öğrencilerimizin araştırmalarını ve çalışmalarınızın somut çıktısı olan sempozyumları önemli bulduğumu, kıymetli bulduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Bugün gerçekleştirilecek sempozyumun gelenekselleşip devam etmesini ve hem memleketimize hem de akademik dünyaya yeni ufuklar açarak hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu bağlamda Van'da katliam, yıkım ve işgal, tehcire giden yol konulu bu anlamlı ve kıymetli sempozyumda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Kendi vatanında Ermeni çetelerin zulmüne uğrayanların, zulme karşı canları pahasına mücadele edenlerin aziz hatırasına ilelebet sahip çıkacağız. Hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.